İstanbul'da kentsel dönüşümün şart olduğu adreslerden biri de Zeytinburnu'ndaki Cemal Sertel Sanayi Sitesi. Duvarları çatlayan, demirleri paslanan site neredeyse önünden kamyon ya da tır geçse bile yıkılabilecek durumda. Binanın çürük olduğu tespit edildi bakımsızlıktan. Yer bulan çıktı, bulamayan burada duruyor. Çatlaklar, paslı demirler, neredeyse önünden kamyon geçince sallanan duvarlar. Can güvenliği açısından tabii ki boşaltıp gitmek lazım ama yani yer yok. Her gün binlerce kişinin çalıştığı, bir o kadarının da iş yaptırmaya geldiği sanayi sitesinde facia geliyorum diyor. Görsel olarak dışarıdan baktığınız zaman bir korkunç bir görüntü var. Burası Cemal Sertel Sanayi Sitesi. Bakın, duvarlar dökülmüş, paslı demirler gün yüzüne çıkmış. Bina adeta zar zor ayakta duruyor. Şimdi burası yıkılacak. 210 tane esnaf var burada. 210 tane esnaf, gideceği bir alan yok. Sizi korkutmuyor? Yok, sağlam. Gerçekten sağlam. Onu biz kırdık ya. Biz kırdık. Yarın burada birinin, hani benim başıma bir şey düştüğünü varsayayım ya. Ki olabilir. Benim evde iki tane evladım var. Mesela bir dükkan bakıyorsunuz. Adam diyor dükkana 70-80 bin lira kira istiyor. 50 metrekare dükkan. 1,5 milyon hava parası istiyor. Burası sanayi sitesinin alt katı otoparkı. Bakın kolonların şu haline. Kolonlardan demirler fırlamış ve paslanmış. Sadece elimin hareketiyle bile kolonlar dökülüyor. Şimdi daha kötü bir manzara göstereceğim sizlere. Bakın tavanına. Demirler zar zor duvarı tutuyor. Buranın bu hale gelmesinin nedeni buraya bakım olmayışından. Şu anda buranın yıkım kararı çıktı. Yıkılacak. Ama esnaf tamamen perişan. Yani insanlar sanıyor ki ya biz burayı yıktırmak istemiyoruz. Site her an yıkılabilir. Kentsel dönüşüm şart. Ancak site esnafı şu ana kadar herhangi bir müteahhitle anlaşabilmiş değil. Sitemizin hali bu. Biz şu anda müteahhit bulma sürecindeyiz. Kentsel dönüşüme girilmesi gerektiğini biliyoruz. Bizim gidecek veya dükkan aradığımız zaman dükkan bulunacak yer yok. Sanayi esnafının otomotiv sektörünün göçebe hayatı yaşatılmasını istemiyoruz. Buna bir çözüm gerekiyor. Bazı arkadaşlar işi bıraktı, girip bir yerde çalıştılar. Çalışıyorlar şu anda. Biz de herhalde birkaç aya kadar muhtemelen gideceğiz yani.